beni. Takvalı olmaya çağırıyorum. Takvaya davet ediyorum. Takvayı tavsiye ediyorum. Zira bu aynı zamanda hüsrandan kurtulmanın yollarından biridir ki malum Rabbimiz Asr suresinde sadece ama sadece iman edip salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı sabrı tavsiye edenlerin hüsran dairesinin dışında olan gerçek anlamda kâr etmiş olan insanlar olduğunu ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretilerinde olsun, dünya hayatı aslında bir alışveriş merkezi, bir pazar yeri ve dolayısıyla orada kâr eden vardır, zarar eden vardır. Kur'an-ı Kerim'de de çokça işlenmiş bu satın alma, satmak. Allah Celle Celaluhu kendisini müşteri olarak tanımlamış. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ اللّٰهُ İşte müminlerden canlarını, mallarını satın aldı. Neye karşılık? بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cennete karşılık gibi ayetler çoktur Kur'an-ı Kerim'de ve Ehl-i Beyt öğretilerinde de vardır. اَلْدُنْيَا سُبُوْ رَبِحَ ف۪يهَا قَوْمٌ وَخَسِرَ اَخَرُونَ Dünya hayatı bir pazar yeridir. Orada kimi kâr etti, kimi zarar etti. Bu ömür de aslında bizim sermayemizdir. Ömür sürekli tüketmekte olan sermayemiz. Olumlu yön, hangi yönde kullanırsak kullanalım, bir buz gibi erimekte sürekli dünyadan uzaklaşıyoruz, sürekli ahirete yaklaşıyoruz. Bizi acaba o geride bıraktığımız zaman dilimi ahiretteki nimetlere mi yaklaştırıyor, yoksa ahiretteki sıkıntılara, ıstıraplara, dertlere mi? Onu da herkes artık kendisi muhasebesini yapıp sonucuna varabilir. Onun için takva en kıymetli azıktır. Takva yani bu kısaca dünya hayatında kâra geçmenin, kâr etmenin formülüdür. Dünya hayatı ki ahiretin mezrası, ahiretin tarlasıdır. Bu tarlada ne ekersek ölümden sonra onu biçeceğiz. Evet, tabii peygamberler ve peygamberimiz, Allah'ın salatı selamı hepsinin üzerine olsun. Onlar da bütün insanlığa örnek şahsiyetlerdir. Ve tarihte örnek şahsiyetler biz görüyoruz. Onların öğretilerinden hakkıyla, layıkıyla istifade etmiş olan kişiler de aynı şekilde o örnekliği teşkil eden şahsiyetler olmuştur tarihte. Ki bunlardan biri Ümmül Benin denilen İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi. Asıl ismi Fatıma'dır. Ümmül Benin ise onun künyesidir. Onun künyesi ne anlama geliyor? Oğullar anası. Oğullar anası adına anlamına gelen künyesi. Ümmül Benin Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam ile evliliğinden 4 oğlu olmuştur ve bu 4 oğlunun 4'ünden Aşura günü İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrunda canlarını feda etmişlerdi. Böyle bir hanımefendiden söz ediyoruz ki ilginçtir. Onun hayatında bazı detaylar var ki hakikaten ders alınacak detaylardır. Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam evlenmek istediğinde kardeşi Akil'i yanına çağırıyor. Çünkü Akil Arap soyunu şeceresini iyi tanıyan biri. Diyor ki bana gerçekten kahraman olan, cömert olan, kerem ehli olan, bir asaletli olan bir aileden bir eş bulmanı istiyorum. Bana böyle kahraman evlatlar verecek bir hanım bulmanı istiyorum. Bakın evlilikte dikkat ederseniz demek ki evlilik sadece bu bile bir derstir. Evlenen bir insanın niye evleniyorsun diye sorduğunda birçok genç sadece işte gördüğü kızın cemalına aşık olmuştur.
başına gözüne aşık olmuştu. Bir an evvel evlene bu başucundan şehvetini işte doyuma ulaştırmak için. Onu gidermek için. Evlilik. Evlilikte bir amaç, hedef, gaye olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de bakın evlilikle ilgili mesela eşler hiç hakkında diyor ki siz tarlanızdır. Tarla tabirini kullanıyor. Dikkat edin. Tarla amaç değildir. Tarla bir araçtır. Tarla nedir? Güzel mahsul, ürün almak için kullanılan bir araçtır. Yoksa tarla hedef değil. Onun için insan tarla almak istediğinde en verimli olanını, en değerli, bereketli ürünleri verebilecek olan tarla arayışına, yani seçici davranır. Böyle rastgele davranmaz. Bir tarla alacaktır. Kendisi için kafasında bir proje vardır, bir ürün yetiştirecektir. Ona en uygun tarlayı bulmaya çalışır. Düşünün ki insandan daha kıymetli bu varlık aleminde varlık yok. İnsan o kadar kıymetlidir ki Allah'ın halifesi olma şerefine ulaşan bir varlıktır. Allah insanı yarattığında demiştir ki اِنِّي جَاعِنِ فِي الْاَوْضِ خَلِيفَ ben yeryüzünde bir halife bulacağım. Yani bana en çok benzeyen, yarattıklarım içerisinde bana en çok benzeyen an. Çünkü halife temsilci demek. Temsilci, temsil ettiğine en fazla benzeyen kişi. Genelde temsil makamına verilir. Üyeliği olarak öyle değil mi? Her insan kendisini temsil eden kişiyi seçtiğinde bakar, o bana ne kadar çok benziyor. O insan varlık alemindeki en kıymetli varlığı. Evlilik ise bu insan neslinin devam etmesi için bir atılan ilk adım. Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam bakın burada bir ders bile akille tereddüt etmeden diyor ki ben öyle bir aile tanıyorum. Nerede? İşte Kilab kabilesinden Hizam kızı işte Fatıma isminde bir var ki evet o dediği özellikler, nitelikler ondadır. Hazreti Ali diyor ki tamam ki onu işte ailesinden benim için iste. Akide ilçi olarak gönderiyor. Asalet önemlidir. Evlilikte eş seçen gençler özellikle evlenmek isteyen evlatlarımız var da bunu eş seçeceğiz. Bir asaletine bakalım. Annesi kim, babası kim, dedesi kim? İlişkide irtibatlı olduğu insanlar kim? Bunlar çok önemli. Direkt akide gönderiyor. Yani asalet temiz olursa o kökü üzerinde biter. Demek ki gönül rahatlığıyla oradan kız alabilirsiniz veya kız verebilirsiniz her ikisi için de. Yani bir asalet çok önemlidir. Akil gidiyor oraya ve 3 gün misafir ediyor bu kızın babası Hizam denilen şahıs. Akil'i 3 gün misafir ediyor. Çünkü onlarda gelenekmiş. Biri geldiği zaman misafir olduğunda ona sormazlar ne için gelmiş. 3 gün onu gelirler, içirirler, ağırlarlar. 4. gün sebebi ziyaretini sorar. Ve bunu riayet ediyor o Hizam denilen şahıs. 4. gün işte sual ediyor. Diyor ki efendim boş safa geldiniz, baş üstüne göz üstüne. Ziyaret almasının sebebiniz nedir? Akil dedi ki işte nedir? Kızınızı Allah'ın emri peygamberin kabrinde kardeşime Ali'yi istiyorum. Müminlerin emri olan Ali'ye. Tabi bunu duyunca Hizam önce bir şaşırıyor ve daha sonra diyor efendim bu çok büyük bir şereftir. Ne demek? Varlık aleminde bu büyük şartlarda insanların en yücesi, en büyüğü, en onurlusu hikmet ehli bir şahsiyet bizim kızımıza talip olmuş ama ben endişe ederim. Çünkü nihayetinde biz bedevi bir aileyiz. Çölde yaşayan köylü, bugünkü tabirle biraz bedeniyetten, şehirden, merkezden uzak bedenimizin yetişmiş. Acaba endişe ederim, layık olabilir mi? Müminlerin emiri Ali'ye, Akif dedi ki bütün bunları Ali biliyor, kardeşim biliyor ve bununla birlikte talep edersiniz. Diyor o zaman müsaadeniz olursa çünkü kadınlar kendi durumlarını daha iyi bilirler. Ben annesiyle de bir konuşayım, kendisiyle de bir konuşayım. Onların bakayım ne diyorlar.
söz vardır. Yani direkt meselelerle kızın fikrini almadan, kadının fikrini almadan hemen vereyim, hızlı baş göz edeyim. Bu doğru bir şey değildir. Bu İslami değildir. Ki bazen duyuyoruz çocuk yaşta işte mesela çocuğu birinin nikahına bir beş nikahlamış. Bunlar İslam'la Kur'an'la bağdaşmayan şey. İslam işte bu şahsiyetler, bu büyük şahsiyetler davranışlarında biz görüyoruz tarih okuduğumuzda. Ve diyor karısının yanına geliyor, o sırada görüyor ki kızıyla birlikte oturmuşlar anne kız. O sırada bu sözü tam açtığı sırada işte emirül müminin, müminlerin emiri sana talip olmuş, kızınıza talip olmuş, ne diyorsun? Orada işte hemen annesi kızının o gece görmüş olduğu bir rüyayı anladı. Diyor ki kızımız bu gece rüya görmüş, rüyasında işte böyle yeşillik, güzel, nimetler bol olduğu bir bahçede bir yaz gecesi gökyüzüne bakıyormuş, gökte dolunay, yıldızlar, onlar üzerinde düşünüyor bu ümmülveni, tefekkür ediyor Allah'ın azametini, o ayetleri üzerinde, o yıldızlar, ay üzerinde. O sırada diyor ki bu ay gökyüzünden düştü eteğime ve bir ışık her tarafı kapladı. Çok geçmeden üç yıldız daha gökyüzünden düştü eteğime. Ve o rüyayı annesine anlatmış. Ki bunun üzerine diyor ki rüyadan uyanmadan önce bir ses aynı şekilde beni seslendi. Şu şekilde ismime hitap ederek Müşrak-ı Fatime Bisavdetil-Burer, müjde olsun sana Fatıma, yüzü ak sevgililerden, yüce insanlardan dolayı felafet-ü encümin ve zahir-ül emel, üç yıldız ve bir ay parçasından dolayı ebuhum seyyidun fil halk fatıbe, onların babası insanların efendisi, bütün insanların efendisidir. Ba'da Resul kedal cahefin haber. Resulullah'tan sonra bütün insanların efendisidir onun babası. Haberlerde gelen hadisler öyle diyor. Bu sesi de duydum ki hakikaten bu rüyanın haberi de işte Mevla Emir'in Mubi'nin aleyhissalatü vesselam ile ehliye oluyor ve bu ehliye onay veriyor annesi ve aynı şekilde Ümmülbenin orada nikah akdi şekilde Ebu Akil ile Hizam'ın arasında nikah akdini işte okuyor, diyor Hazreti aleyhissalatü vesselama kızı Fatıma'nın nikahını okuyor, 500 dirhem mehriye karşılığında çok detaylara girmiyorum. Sonrasında bu Ümmülbenin deniliyor ki İmam Ali aleyhissalatü vesselamın evine geldiği ilk günde daha adımını içeri atmadan önce diyor ki efendim ben bu eve girmem, bu evin büyük kızı izin vermedikçe ben bu eve adım atmam. Bu hareketiyle de edebini gösteriyor. Yani Zeynep izin vermedikçe ben bu eve adımımı atmam diyor. O şekilde Zeynep-i Kübra sallallahu aleyhi ve sellem'in izniyle içeri giriyor. Geldiği ilk gün ne tevafuk ki Hasan ile İmam Hasan ile İmam Hüseyin küçük yaşta var o sıralar işte. Eğer Ebu'l-Fezl-i Abbas'ın özellikle Sıffin Savaşı'nda, Hicri 37'de tahakkuk eden Sıffin Savaşı'nda ki 15-16 yaşlarında olduğunu ifade ediyor. Bu rivayete binaen işte Hazreti Fatıma'nın vefatından, şehadetinden 2 yıl sonra veya 3 yıl sonra evlenmiştir Hazreti Ali bu şahıs bu kadınla ki o zaman o sıralarda da İmam Hasan ve Hüseyin 9-10 yaşlarında veya 10-11 yaşlarında olması gerekir. Her ikisi de hastaydı diyor. Öncelikle onlarla ilgilendi ve geldiği ilk günden itibaren söz
söylemeye şu oldu. Ben bu evin hizmetkarıyım. Ben bu çocukların, Fatıma'nın çocuklarının, Fatıma'nın evlatlarının hizmetkarıyım. Yani gerçekten Resulullah'a gönül vermiş, gerçekten Ehl-i Beyt'e gönül vermiş bir hanımefendiydi Ümmü Benim. Aynı zamanda bir edipti. Yani çok güzel şiir okuyan, çünkü o kabilenin özelliği, kitap kabilesi aynı zamanda Resulullah'ın kabilesidir. Resulullah'ın hem aynı boydan, aynı soydan gelen bir kadındı. Dayısı Hübeyt meşhur şairlerden ve kendisi de aynı şekilde güzel şiir okudu. Özellikle Kerbela vakasında, Kerbela olayından sonra ki o evlatları Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'a dört aslan parçası veriyor hakikaten. Birincisi Abbas'tır, Ebu'l-Fezr-i Abbas, o Kerbela'nın alemdarı olan İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunun sancaktarı olan Abbas. Diğeri Abdullah, üçüncüsü Cafer ve dördüncüsü Osman isminde dört tane yiğit evlat veriyor. Bunların hepsi Kerbela'da şehit oluyorlar ve sonrasında Kerbela olayının sonrasında esirler Medine'ye doğru geldiğinde Ümmü Benim şehrin dışında bekliyor, gelen kafileyi bekliyor ve o ilk haberi getiren kişi Beşir ismindeki şahsiyet geldiğinde ona direkt olarak İmam Hüseyin'i soruyor. Evlatlarından sual ediyor. O şahıs tek tek onların şehadetini haber veriyor. Diyor işte başın sağ olsun Abbas'tan dolayı, başın sağ olsun Cafer'den, işte Abdullah'tan, tek tek oğullarının ismini zikrederek ona taziyede bulunuyor ve Ümmül Benim diyor ki bana Hüseyin'den haber ver. Ben onları hepsini Hüseyin'e kurban vermiştim. Hüseyin'in kurbanıydı onlar. İmam Hüseyin'in şehadet haberini duyduğunda diyor ki artık şu anda kalbimin o damarı kesildi, artık şu anda bittim kendim, Hüseyin şehit oldu şeklinde. Ümmül Benim o günden sonra Abbas'ın bir oğlu vardı Übeyullah isminde. Onun elinden tutar, torunuyla birlikte gider Vakil mezarlığında. Ağır yakar, gözyaşı dökerdi İmam Hüseyin'e, Kerbela şehitlerine. Ve onun o mersiyeleri ağıtlarına Medine halkı ağlardı. Hatta ve hatta İmam Muhammed Bakır diyor ki bu sıralarda Mervan bin Hakem ki merhum bir şahsiyetti. Çok katı kalpli biri. Medine'ye hakim olmuş, vali olmuş. O bile, Mervan bile Ümmül Benim'in yapmış olduğu o ağıtlara dayanamazdı. Gözyaşı dökerdi Allah. O kadar etkili yanık ağıtları vardı Ümmül Benim'in ki o sırada okuduğu mesela şiirlerden biri şuydu. La ted'umni veyk Ümmül Benim tuzekkirini bi duyusil arin kânet nusur li hud kânet benun li hud abim vel yevm esbeh la benin erbe'etun mesel nusur الرمي قد ناصر الموت بقتل الوتين şeklinde o şiir okuyordu ki bana artık bundan sonra Ümmül Benim demeyin, oğullar anası demeyin. Neden? Çünkü bana o aslanları, o yiğitlerimi hatırlatıyor. Benim evet geçmişte oğullarım vardı, onlar yüzünden bana oğullar anası denilirdi, Ümmül Benim denilirdi. Ancak bugün hiçbir oğlum kalmamış. Dört evladım vardı ki hepsi kartal gibi, hepsi atmaca gibi böyle pehlivandılar. Ama hepsi de şehadete erdiler, hepsi de damarları kesilerek ölümle buluştular. Şiir okur, alt yapardı Ümmül Benim ve bu yönüyle de aslında Kerbela hadisesini
İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın o hayat verici hadisesini canlı tutma noktasında zahmet çekmiş büyük şahsiyetlerden biridir. Allah-u Tebarek ve Teala onun şefaatini cümlemize nasip eylesin. Amin. Vefatı işte Hicri 64 yani Kerbela olayından 3 yıl sonra bulduğu meşhur tarihlerde böyle bazı tarihler Hicri 70 demektedir ama Hicri 64 daha güçlü kaynaklarda ifade ediyor ki vefat etmiştir ve Vakfi mezarlığına defnedilmiştir. Orada girişte sol tarafta Peygamberimizin halalarının kabri tam duvarın dibinde cinember verirler Safiye ve Atika Peygamberimizin halalarının defnedildiği yere oraya defnedilmişti. Bazıları İmam Hasan, İmam Hüseyin, Bahadır, İmam Cafer, Sadık onların bulunduğu bölüme defnedildiği görüntü Fatıma buradadır şeklinde diyebiliyor. O da olabilir. Yani çünkü Hazreti Fatıma biliyorsunuz kabri meçhuldur. O sözü edilen Fatıma işte bu ömürlerindir ki Allah-u Tebarek ve Teala inşallah Vakfi mezarlarında ziyaretini cümlemize nasip eylesin. Amin. Şefaatinden de cümlemizi mahrum eylemesin inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.